maalesef ülkemizde konular olduğunun dışına çıkıyor. Aslında gülmek gerekir. Bunu daha önce benzerlerini çok gördüğüm için ben alıştım. Ama üzüldüğüm taraf şu oluyor. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede insanlar yaşıyor. Bunlara doğru mesajlar vermek lazım. Onlara doğru mesaj verirken özellikle yalan konuşmamak gerekir. Bilgi sahibi olmayanların fikir üretip kamuoyunu yanlış yönlendirdiği bir dönem yaşıyoruz. Bundan nemalanmak isteyenler var. Asıl üzüntü verici olan taraf da bir tanesi o. Yaşadım. Yine Beşiktaş camiasında. Tabi bulunduğum camiada sorumluluklarım olduğu için olabildiğince az konuşmaya çalışıyorum. Ama özgürlüğe inandığım için, demokrasiye inandığım için, farklı düşüncelerin yeni bir zenginlik getireceğini düşündüğüm için hissettiklerimi, düşündüklerimi söylemeye çalışıyorum. Bunda hiç de gocunmuyorum. Yine de gocunmayacağım. Zaten aklı selim kamuoyu, çoğunluk kesim bunu biliyor. Ama bu kişisel kızgınlıklar ve istemezlik düşüncesiyle olanlar, bunlar zaman zaman zafiyet gördükleri dönemlerde ekonomik, maddi manevi çıkar mı bilmiyorum, karakterlerimi bilmiyorum. Bu tip gereksiz gündem oluşturuyorlar. Bu da en son bir tanesi de bu maçta oldu. Benim dürüstçe söylediğim bir şeyi kendilerine göre bir senaryo çizmeye çalışan. İyi tarafları var tabii bunların, benim dürüstlüğümden örnek olmam gerektiğini söylüyorlar. Zaten öyle olduğumu düşünüyorlar. Ama bunda bir açık arıyorlar. Belli ki kendi hayatta felsefeleri böyle. O felsefeyi değiştiremeyenler zaman zaman devlet kurumunda iş yapmasını yadırgıyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Üzülüyorum da yani. Çünkü insan fikren ölmek de kötü bir şeydir. Ahlak olarak da ölmek kötü bir şeydir. En azından beni tanıyorsa açar sorarsın ne dedim, nasıl dedim. Ben bir daha en azından beni seven, sayanlar ve bu işe komik bulanların sağduyulu insanlara söylemek istiyorum. Bu tip itibarı olmayan düşüncelere ve kişilere değer vermeyin. Onların zaten amacı gündem oluşturmak. Ben de bu hatayı yapıyorum ama bugün bu hatayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü en azından bundan etkilenenler var, bizim sevenler. Ve kamuoyunda da bilgilendirmek için söylüyorum. Ben maçtan sonra söylediğimi eğer hesabım olsaydı hiç söylemezdim zaten. Maç başladığında bana İdari arkadaş dedi ki onlarda yabancı sayısı 13, ben sahip 68. Kenarda hiç sayamıyorum kim var kim yok, listede bilmiyorum. Ben nereden bilebilirim zaten. Maçın başlangıcında bana söylendikten sonra zaten maç başlamıştı. Ben ne yapmam gerekiyordu onu da bilmiyorum. Yani gidip hocaya desem de fark etmez. Zaten onlar da fark ettiler ki bana gelen bilgileri aktarıyorum size. Ben bunu takip ettiğim yok. Zaten takip etmem. Ben listede kim var kim? Çünkü benden böyle açık arıyorlar. Ya bunları bırakın Allah aşkına ya. Düzgün bir fikir üretin. Şimdi bunları bilmeyen rakip takımın daha sonra aldığım bilgiye göre kalecisini tribüne çıkan rakip takımı veya yetkilileri bu hatayı biliyorlar ve üzgün olduklarını söylüyorlar. Oyuncular ama söyledikten sonra sağ içinde 8 tane baktım. Bu söylenmiş olmasına rağmen ben yine maçta, ya olur mu kardeşim, bir yanlışlık olur Allah korusun. Biz maç oynadık. Kazanmak istiyorum. Futbol adına üst sıfır olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz. Benden ne istiyorsunuz siz? Siz benden ne istiyorsunuz onu anlayayım. Yani önce bir kafanızda karar verin. Benim yanlış bir şey söylediğimi mi gördünüz? Size mi öyle geldi? Rüya mı gördünüz? Ya rüya görmüşseniz devlet kurumunda görev almayın arkadaşlar. Ya para kazanıyorsunuz ya. Ya devlet nasıl bunlara görev veriyor ya?
Yani hain beslemek sadece teröristle karşı olup ama koruyup korumakla ilgili değil ki ya. Fikren insanlara nifak tohumu sokup bu şekilde sporun kardeşlik, barış olduğu, feypili olduğu şeyini konuşanlar kirletiyor. Rütük burada devreye girecek. Yani olmayan şeyi söylüyorsun, ben de cevap veriyorum. Ya yapmayın Allah aşkına. Sonra futboldan şikayetçi. Futbol için hiç oldu mu? Yok. Ne zaman oluyorsa televizyona çıkıp konuşuyorsun. Ya bunların sayısı az ya, lütfen aklı selimlere, spor müdürlerine söylüyorum. Yani önce buradan başlayalım, kendimizden başlayalım. Ben kendimi bu yaşta bile eleştiriyorum. Keşke dedim söylemeseydim ama ben o zaman samimi olmadığımı söyleyecektim. Efendim bir yanlış oluyor, sen bunu yaptın. Ekonomi kötü kötüye sen yaptın. Ya tamam kabul ediyorum, benim büyüklüğümü kabul ediyorsun ama o kadar da küçülme arkadaşım ya. Sana da yazık ya, ailene de yazık ya. Hep söylüyorum. Eleştiri yapacaksan işime. Ondan sonra ben eleştiri, bu eleştirdi ki bu hakaret, saygısızlık, terbiyesizlik ya. Yalan konuşuyorsun ya. Bilmediğini konuşuyorsun. Nerede yaşadın bunu ya? Hangi ülkede yaşıyorsun? Bir şey değil ya. Buradan bir şey çıkmaz ya. Siz bahçede ayrık otları çoğaltmak istiyorsunuz. Biz de temizlemek istiyoruz. Ama kabahat bizde değil. Bahçeye bakanlar değil. Bahçenin de sahibi o yanlışı yapıyor. Çünkü yanlışa izin verirseniz o ayrık otlar çoğalır. Yarın iyiler gider, kötüler kalır. Biz bunun savaşını veriyoruz. Yoksa bizim bir sıkıntımız yok. Ha, hata yaptığımı düşünüyorum. Kendimden de özür diliyorum. Bunu çok kullandım. Kendi kişiliğimle, karakterimle. Ben bu yolda olmak istemiyorum. Düzgün konuşalım, tartışalım. Sen de gel tahta. Gel sor. Gel konuş. Ha kendine zararını anladım. Olur insanlar bazen kendine zarar, ama etrafına zarar vermesin. Kendini değiştiremez. Hiçbir şeyi değiştiremez. Değişime uğramamış, gelişmeyi bilmeyen, demokrasi, özgürlüğü, fikri bilmeyen sığ insanların futbolda yeri yok. Futbol artık ekonomisi çok büyüdü. Sorumlulukları çok arttı. Ama sektörel bazda bakarsak yönetimleri, teknik heyetleri, oyuncuları, hakemleri, medyası daha kendi içinde bilim olarak yenilenmeli ve ondan sonra da birlikte hareket etmek durumundadır. Yoksa böyle herkes ortaya bırakıp herkes kendi kendine rol biçip Türk futbolu böyle gitmez. Biz de diyoruz bazen. Böyle gitme. E nasıl gider? Sen tek başına yapabilirsin. Hayır yapamaz. O zaman birlikte yapacağız. Birlikte yapmak için bir araya geleceğiz. Paylaşacağız, çalışacağız, tartışacağız ya. Çalışmadan, bir emek vermeden olan bir tek şey armuttur. Armutu koyarsınız, geçen zaman onu olgunlaştırır. Ama insan öyle değildir. İnsan çalışarak olgunlaşır ya. Ya benim etik olduğumu görüyor. Türkiye'de tek örnek beni görüyorlar herhalde. Bana yakıştıramıyorlar. Doğru, aslında onda haklılar. E zaten kuralı da bilmiyorlar. Yani bilgisiz adamlar dedim ya, bilgisi olmadan fikir üreten adamlar bunlar. PR yapıyorsa, bir değer buluyorsa ülkede, bu ülkede gelişim çok zor olur. Biz aşağıya değil yukarı çıkmamız lazım. Evet, bir yere gidiyoruz ama aşağıya değil yukarı gitmemiz lazım. Aydınların daha iyi konuşup fikren tartışması lazım. Kişilerin değil. Bunlar kişisel kavga veriyor. Beni sevmiyorsa, kızıyorsa, burada da oluşumdan rahatsız oluyorsa, hadi puntunu bekleyeyim bir de yazayım diyor. Ama bu devletin kurumunda olmaz. Hiçbir de olmaz. Evde de olmaz da. Boş boş şeyleri insanları zehirliyorlar. Ha, onlara önem verdim. Kusura bakmasınlar. Yani bu kadar önemi hak etmiyorlar. Değeri hak etmiyorlar. Zor birlik oldu. Bu zorluğu da biz yarattık. Orada bizi eleştirilebilir. Haklı olarak ben de kendimi eleştiriyorum. Oyunculara da. Bize yakışan bir durumda değiliz. Evet sıkıntılarımız vardı. Onları konuşarak da, mazeretleri kullanarak da bir yere varamayız. Şu anda bir maç kazanarak da her şeyi yapmış olmayız. Bir çiçekte yaz gelmiyor zaten. 17 maçın ilkini aldık. 16 maç daha var. Her maça final maçı gözüyle bakacağız. Bu maçta kazandık ama eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. O tüm yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Oyunculara da aynı şeyi söylüyorum. Gördüğüm onları da paylaşayım. Alına alınsın, alınmaya alınmasın. Ama bulunduğumuz yerden daha iyi durumda olmamız lazım. Daha iyi futbol oynamamız lazım. Bunu söylüyorum. Bunu da ben yapacağım. İlk yarıda söyledim. Bunun kötü olduğu zaman sorumluluğu benim. Ama birlikte yapıp başarılı olmak istiyorum.